Arkadaşlar videoda hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Toyota Corolla 1.33333. Arkadaşımız vardı. Abi Corolla diyordu. Çünkü bir iç motor herkesin korktuğu bir şey. Ufak motor çok yakar mı? Gider mi? Gitmez mi? Performansı nasıl? İçi nasıl? Rahat mı? Çok sorular vardı. Bunu denemiş olduk. Aracımız aynı şekilde 110 beygir. Yaklaşık 75 kW falan yapıyor. 15 inç jant var. 49.000'de 2016 model bir araç bu. Tamamen aynı şekilde benzinli, orijinal, hiç oynanmamış motorla birlikte bu aracı test edeceğiz. Ben bunun çok fazla böyle testlerini bulamadım açıkçası. Net bir bilgi bulamadım. O konuda direkt baştan başlayalım. Araç aynı şekilde tam bir aile aracı. Sedan zaten. Yani sedan olmasına rağmen gündüz farı koymuşlar. Normal tablo olsun. Sis farı yok. Aynı şekilde aracın boş paketi. Sanırım sis farı yok. Geri her şey aynı. Klimamız manuel. Boş paketiyle dolu paketi arasında bu var. Bak. İlk önce bagaja bakalım. Bagaj şuma gitti. Bir tane bir antene var. Güzel. Ha? Abi benim araçta basıyorsun yarım kalıyor. Bunda biraz daha yukarıda. Bunun aynı şekilde altında piston dediğimiz süspansiyonlar var. Onlardan dolayı buraya rahat rahat ben girerim arkadaşlar. Harbi girerim yani. Ciddi girerim. Şaka değil. Bir önceki videomda Jetta'yı karşılaştırmıştım. Jetta vardı. 1.6 dizeldi. Jetta mı bu mu derseniz bunun bagajı Jetta'dan daha büyük. Ve Jetta'nın bagajının içine girmiştim biliyorsunuz. Bunun girmeyeceğim tabii ki gibi. Ama Jetta'dan daha büyük olduğunu söyleyemiyorum. Ki aynı şekilde işletmesi hemen altında. LTG yok. LTG koysam bile sana kullanacak yer kalır. Yakıtına falan geçeceğiz onlara da. Ondan önce aynı şekilde böyle bir dışından göstereyim dedim. Araç hani görsel olarak baktığınızda önden ve arkadan çok güzel gözüküyor bence. Ve beyaz. Ben beyaz rengi sevmem. Beyaz standarttı. Arkada iki tane aynı şekilde sis farı var. Normal geri yukarı koymuşlar. Sisleri aşağı koymuşlar. Boş bir durum. Şimdi aile aracı dedik de buna 5 kişi oturacak. Bakalım arka taraf ne durumda. Yani bu arabanın içine birazdan detaylı gireceğim zaten ama araca oturduğunuzda çöküyorsunuz araçta birazcık. Araç çöktüğünüz için tavan mesafesi gayet bence iyi. Yani bir karış bir mesafe var tavanla. Biraz da ortaya geçeyim. Sağ tarafa geçeyim hatta. Şuradan bir karış bir mesafe var. Arka kapalıklar gayet yerinde. Yani şu iç tarafı çok güzel yapmışlar. Bana böyle geldi bilmiyorum. Böyle beyaz ve siyah. Sert plastik var burada bu arada. Alt tarafı aynı. 4 cam otomatik standart. Aracın motorunu bize, aracın sahibi Emirhan Bey anlatacak. Emirhan Bey ilk önce arabayı bize paylaştığınız için teşekkür ediyorum sizden. Ben teşekkür ederim. Şimdi 1.3 motor diyorlar, dandik diyorlar, gitmez diyorlar. Bu konu hakkında ne diyorsun? Şimdi bu arabayla ilk aldığım zamanlarda, ilk bir ayında 220'yi çok rahat görüyorum. 220. Şimdi 1.3 olmasa rağmen. Biraz motor yaşlandı çünkü. 220 rahat görünüyor. Kalkışta seri bir araba. Yavaş da değil, daha seri kalkıyor. Uzun yola gittiğin zaman zaten seri halde araba kendi hareketiyle daha az yakarak daha çok uzun yol gidiyor ve daha hızlı gidiyor. Ve 6 vites olması 6 vites. En tabii. Büyük önemli bir şey. Yani mümkünse önünüze araba almayın, frene basmayın. Basa bas gidin bunda. Motoru standart zaten çok bir şey yok burada. Yağ çubuğu var. Silecek. Araba su. Tabi bunda LPG yok. Fren aynı şekilde. Yağ. Akümüz falan filan gibi. 1.3 motor olmasına rağmen bu arada motoru büyük göstermişler. 16 valve olduğu için. VVTi motor var bunlarda. Bu aynı şekilde Toyota'nın daha çok sağlam dediği aynı şekilde bir motor teknolojisi. Buna ayrıca değiniriz zaten başka bir videoda. Şimdi arkadaşlar bunu tamam tanıttık ettik, bir de bir yola çıkalım. Bakalım yoldaki tutuş performans şeylerimiz nasıl olacak. Onlara da bir bas alalım. Bir kendimizi gösterelim. Arkadaşlar arabanın içine geçiyoruz hemen. Standart sol tarafında 4 cam otomatiği. Aracın aynı şekilde merkezi kilidi. Camların açılıp kapanmaması için çocuk kilidi tamamen burada. Burada bir cep var. Cebi büyük yapmışlar. Cep bence gayet güzel. Hani gördüğünüz gibi bir su bir parfüm sığabiliyor. Normalde bu kadar bir cep bilmiyorum oluyor mu? Normalde cepler bu kadar büyük değil. Burada cam ayarı. ESP on off far yükseklik ayarı var. Buradan bagajı ve benzin aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Koltuklar elektrikli değil ama güzel. Yani yan airbag. Önde iki tane airbag, toplam 4 airbag var araçta. Gayet güzel. Koltuklar aynı şekilde. Gördüğünüz gibi zaten beige kumaştır. Şu bel destekleri bence oldukça iyi gözüküyor. Ortada fabrika çıkışı bir kolçak var. İçine yavaş yavaş geçelim.
Aracın aksanın içine gelecek olursak bir, aynı şekilde direksiyonu zaten kullanırken göstereceğim size, onu daha çok yorum yapacağız. Çok ufak, hoş bir ufak bir direksiyonu var. O benim hoşuma gitti aynı şekilde. Şöyle kilitlendi zaten gösterge gösterilmem için. Ses açık kapatma, radyo değiştirme, display tuşları burada. Sol tarafta standart sinyal hız sabitleyicisi, bunda yok bu modelde. İçerisine baktığımda çok şık, sade ve torpido çok böyle tok gözüküyor. Yani üzerinize geliyor torpido. Benim çok hoşuma gitti bu. Airbag ışıkları falan hepsi burada. Ses sistemi 4 kolon var ama oldukça kaliteli. Şu an hani açamıyorum biliyorsunuz teyitten dolayı ama ve baktığımızda oldukça kaliteli bir ses çıkışı var, onu söyleyebilirim. Standart klimalarımız analog. Ama dijital klimayı ben zaten sevmiyorum oldum olası. Bu klimanın hani şeylerini şöyle üstünü çok güzel yapmışlar bence. Hani değişik bir yapısı var. Ufak bir saatimiz var şurada. Torpido'ya gelecek olursak, torpido da hani normalde benim arabanın 3 katı, onu söyleyebilirim Punto'nun. Hani rahat rahat 3 katı olduğunu söyleyebilirim. Bu da hoşuma gitti. Yani şu torpido'nun şu üstüne bakar mısınız? Ne kadar geniş. Yani torpido'yu böyle arabanın sizi kavraması için yapılmış sanki. O çok hoşuma gitti. Bu aynı şekilde Mercedes diğer anahtarımız diyecektim ama yakalandık. Yapmaklıkmış. Tabimizde orijinal olarak aynı şekilde AUX var, USB var. Burada bir cep var. Bu cep aynı şekilde hem cüzdanınızı falan koyarsınız. Bu arada 1.3 motor olmasa ben 6 ileri vites. 2 tane bardaklık standart. El freni, orijinal kolçak. Kolçağın birinci segmenti bu. Bir segment daha açtığınızda derin gözleri, eşyalara derin göz koy. Üzerine buraya telefon, cüzdan, ruhsat gibi şeyleri koyup devam edebilirsiniz. Aracın hemen bir göstergesini göstermek istiyorum. Göstergesi biraz daha. Debriyaja baskın. Gerek kanka, direksiyon kilitlendi. İlk önce bir kadran baya büyük hani. Kaçta gittiğinizi net görüyorsunuz. Onu söyleyeyim, baya baya büyük. Ondan sonra benzin göstergesini baya büyük koymuşlar. Onu da söyleyebilirim size. Vitesimiz boşta. Debriyaja basıyoruz. Debriyaja basman çalışmıyor. Manuel bir arabada niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Gerek var mı tartışılır. Belki vitesi de unutursun falan diye yapmış olabilirler. Hemen şöyle farlarımızı açalım. Mavi ışık var. Bir mavi gösterge var. Benim hoşuma gitti ve göstergeler çok böyle anlaşılır. Birazcık hani öküzlerin anlaması için mi yapılmış diye böyle yapılmış kanka. Niye bu kadar büyük yaptınız oğlum bunu? 240'ı. Ben anlamadım açıkçası. Benzin göstergesi falan. Baksanıza buradan buraya kadar. Bayağı yüksek hani. Öyle bak. Vitesi aynı şekilde hani zaten kullanımda da birazdan bahsedeceğiz ama çok rahat. Ve normal standart cicikle muhabbeti. Benim araçta da olduğu gibi. Cicikle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 vites. 6 vites olması aynı şekilde benim için bir avantaj. Çünkü arabanın az yakmasını sağlar ama şu torpido gerçekten çok hoşuma giden bir şey. Onu net söyleyebilirim. Hani torpidonun böyle yatık olarak değil de sizin üzerinize gelmesi. Böyle abi ben arabadayım, araba beni tutuyor hevesi veriyor. Bence bu çok iyi. Arkadaşlar şimdi bu 1.3 dedik, iyi dedik, güzel dedik ama bir yola çıkalım bakalım. Öyle gözüküyor mu, ediyor mu, ne yapıyor? Abi ilk önce şu direksiyon geri geliyor mu? Gelmiyor. Çok şey gibi, go-kart direksiyon gibi olmuş bence. Evet, biraz küçük. Çok ufak değil mi? Ufak ama şöyle yani keskin, mesela makas atan bir tipsen çok rahat atabiliyorsun. Kavraması ve şey, tepkisi güzel. Aynen. Yani çok sadece şey, aşağı yukarı muhabbeti var diye biliyorum. O standart hepsinde standart var zaten. Hı-hı. Bakalım bismillah. İlk defa kullanıyorum Aksel bu arada aracı. Ben hemen şuradan bir dönüp yolumuza çıkalım ilk önce. Geri vites normal dediğim gibi birinin yanında ve park sensörü var bu arada, hemen ötüyor. Debriyajı birazcık benim arabaya göre yukarıda kavruyor ama normali budur büyük ihtimal. Normal, standart o. Benimkini çünkü. Benim arabanın debriyajı iyi aslında ama. Bu arada motor çok sessiz. Benzinli olduğu için 1.3 oldukça açık sessiz motor. Direksiyon birazcık go-kart arabası gibi geldi bana. Bir onu aynı şekilde söyleyebilirim. Göstergeler falan çok büyük ve araçta yüksek oturuyorsunuz. Görüş açısı aynalar oldukça büyük ve çok rahat bir şekilde arkanı rahat rahat görebiliyorsun. Zaten ayarlı, onunla ilgili bir sıkıntı yaşamazsın. İkincisi torpido aslında yüksek, üzerine geliyormuş gibi gözüküyor ama gelmiyor. Niye dersen sen yüksekte oturuyorsun ya. Hani yola hakimiyetin çok güzel burada bence. Yol hakimiyeti, yol görüş açısı falan çok güzel. Sadece şu anda debriyajın arasında bir alışamadım. Onu da yavaş yavaş alacağız. Bu arada süspansiyonları şu an bozuk yoldayız. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Çok sessiz çalışıyor araç. Çok hoşuma gitti. Debriyajı çok böyle, mesafesi çok az. Hani hemen basıp hemen değiştirebiliyorsun. Aslında bu güzel, niye? Çabuk vites değiştirmen demek daha seri hızlanması demek. Benim evet. Debriyajın yolu bu kadar arabada.
Yani debriyajın o kadar seri olması benim de mesela daha önce böyle ne bileyim yanıma biri gelir kapışırım bir şey olur mesela. Yani spor araba gibi yani resmen bir RX-8 kullanıyor musunuz hissiyatı yaratıyor ve vites hızı değiştirip bir anda çekince direkt kavruyor yolu yani hiçbir problem yaşamıyorsun. Ve şu an yokuş yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. 4. vitesliyim 2000'de bir araba 70-80 ile gidiyor. Ve hiç hani gaza bastığınızda ve ciddi yokuştan bahsediyorum 1.3 motorum ben gitmem demiyor. Bu arada klima da açık. Yani klima açık olduğu halde bunu söylüyorum. Ve şu anda yokuş yukarı 4, tamam 5'e atalım. Hani önemli olan düşük motorlarda her viteste yer mi? O önemlidir. Şu an bu arabayla 5. vitesi 60'la gidiyorum bu arada. Bunun bu noktada yemesi, kavraması, devam etmesi 1.3 motora göre oldukça güzel. Belli ki güzel bir torku var yani. Bir VTI motoru gerçekten hakkını veriyor. Hatta klimayı da kapatıyorum. Şu anda aynı şekilde 60'la gidiyorum ve 5. vites. Arabanın hiç gaz yemesi yok. Koltuklar seni sarıyor. O hoş ve yüksekte olman biraz daha jip havası veriyor. Bak burada Shell varmış bu arada. Acaba nereden gideceğiz oraya? Onu da bilmiyorum. Boş ver. Şu an 5. 6'ya atalım. 6 çok kullandığım vites değildi normalde benim de. Yalnız 6'dayken de araba 2000 devirde. Ya şu benim hoşuma gider. 16 var arabalarda ilk aynı şekilde 3000 devirler yoktu. Sonra vardır. Şu an aynı şekilde gerçekten alt devirleri ve üst devirleri iyi kavruyor ve şu an kadran 120. Ve direksiyonda tık yok bana mısın demiyor öyle diyebilirim size. Ve gidiyor da hani yokuşları gitmiyorum diyen bir araç değil onu söyleyebilirim size ve direksiyon tepkileri çok güzel. Arkamdan sütüyen Elsa geldi bir tane. Yol vereyim ben video çekiyorum. Burada ısınır 120 aksan geçmiyor uzunu. Ondan sonra şu ufacık direksiyonun bize verdiği has gerçekten hani çok ufak tepkilere bile cevap veriyor karşılıksız bırakmıyor. O çok hoşuma gitti. Yani direksiyonun ufak olmasının dediğim gibi tepkilerini yansıtmışlar en azından. Çünkü ufak direksiyon olur ama tepkilere iyi cevap vermez. Beklentinizi karşılamaz. Bu güzel değildir. Kadın dediğim büyük olması bize her türlü bir avantaj sağlıyor. Bunu çok net gördüm. Onu söyleyebilirim. Ve aracın şu an hani ilk defa kullanıyorum. Normalde her arabanın bir alışma süreci vardır. Bende öyle bir şey yok gerçi de. İlk 2 dakika içerisinde gayet bence normal. Kanka bu aracın fiyatı ne kadar şu an? Şu anki fiyatı 75-80 arası değişiyor. Tabii işte içine koyduğun aksesuara göre değişir. Bu araba biraz boş bu araba. Ama ilk 2016'da aldığımızda 49 bin liraya gelen bir araç bu. 2016'da. Şu an 75-80 bin en kötüsü vardır diye düşünüyorum. Ki şu an hani gerçekten aracı ilk defa kullanmama rağmen çok rahat kullandım. Ve biliyorsun ben manuel araç severim. Aracın çalışıp çalışmadığını anlamıyorsunuz. O sessizliği yaşıyorsunuz. Buradan sağ bir yol çıkıyor mu acaba? Biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Çık istersen. Çıkıyorum o zaman sağdan. Çıkamıyorum. Araba geliyor. Abi aracı nedense sportif kullanım için yapmışlar. Bu çok hoşuma gitti benim. Aracın debriyajı ve vitesleri çok kısa. Hani aşırı kısa. Löp löp değiştiriyorsun. Yani şu an vitese bakar mısın bir? 2'de 3 veya 1-2 ya da 3 şöyle 4. Aradaki hiç kadarcık bir ara var. Evet. Hızlı vites atmak istediğinde bu yol inşallah kapalı değildir. Kimse girmiyor. Biz giriyoruz. Arkamda araba var. O da bize güvenip girdi. Yanlış yere giriyor arkadaşlar. Aynen. Herkes bize güvenip giriyor. Onu söyleyeyim. Yani debriyajın ve şanzıman oranlarının kısa olması çok hoşuma gitti çünkü ani aksarda hop yapıyorsun vites değiştirmen çok ciddi şekilde zaman zarfı olarak kısalır. O çok iyi. Aracın koltuğu şu an yüksek de bunu düşürebilmek de aynı şekilde mümkün. O ayrı mesele ama buna gerek var mı? Yok. Çünkü yani şu an kullanım beni çok tatmin etti açıkçası. Hani farlar olsun ve benim dikkat ettiğim şeylerde sonuçta arabayı kullanırken en çok kullandığı şey dikiz aynasıdır. Dikiz aynaları oldukça büyük. Ve abi şu an 30'la gidiyorum. Araç 3. testte ve çıkıyor. Hani 2'yi alayım 1'i alayım demiyor. Solandan. Araç aynı şekilde bu noktada normalde 1.3 motor arabalardan bahsedeyim. Genelde 1.2 motor, 1.4 motorlarda 3'ten 2'yi almak zorunda olursun aracı. Çünkü yetmez, gücü yetmez. Bunda öyle bir şey yok. Yani Toyota bu konuda güzel bir araba yapmış ki Toyota'nın zaten efsane 96 Corolla'sı vardır. Bilen bilir, bilmeyen bilmiyorum. 1.3'ü bile köpek gibi gider. Yani buna istinaden normalde 2001'den sonra Toyota Sabancı aldı, Toyota sağ oldu. Ondan dolayı kötü olur mu diye düşünüyorum. Şu an bilerek 20 ile falan gidiyorum. 3. viteste yiyecek mi diye. Gaza basıyorum. Yemezlik yapmıyor tabii ki. 1. vites gibi atmıyor. 20 ile yokuş yukarı çıkıyorum çünkü. Ama buna istinaden de bu kullanış şekli ve aracın gaz yemesi oldukça iyi. Yani 1.3'ten bu torku beklemiyordum. Çünkü ben ilk defa hani 1.2, 20'den tut, Clio'sundan tut kullanmadığım araba kalmadı. Böyle 1.2, 1.4 serisini çok kullanıyorum nedense. Bu araç oldukça hoşuma gitti. Çünkü niye? Yani şu an dedik yokuş ve 2. vites. Soldan mı gideyim ben? Soldan. Soldan. O çekeceğiz. Vereyim. Arkamdan.
Lan tık yok abi arabada. Bir de yokuş kalkış desteği var mı? Şey ha? Var mı? Yokuş kalkış desteği var. Frene basınca 3 saniye içinde devreye giriyor. Yokuş kalkış desteği de bayanların kullanabilmesi için bence gayet güzel bir uygulama. Çünkü gerçekten benzinli arabalar dizel gibi değildir. Yokuş kalkmak biraz daha eziyettir. Onu bu şekilde açabiliyorsak ne mutlu. Clio'da da vardı. Neyse, U dönüşüm yapayım. Sol. Yok abi vites çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Löp löp değişiyor. Hop, yani o hızlı ve öfkelideki vites geçişlerini yaşattırıyor sana. Gerçekten hani aynen öyle. O yönden çok güzel yapmışlar. Çünkü ben bu araç ilk geldiğinde de şey bekliyordum hani 1.3. Normal diyordum hani. Çünkü Hyundai i20 izlediyseniz atıyorum veya Clio'yu veya Micra'yı videolarımı. Onlar diyorum abi hani gitmiyor diyordum. Ha bunu da şunu diyebilirim. Aman aman bir gidiş yok ama benim kendi aracım 1.4 Punto. Punto'dan kötü değil. Sağdan mı? Soldan. Soldan. Tamam soldan. Tünel girişi diyor oğlum. Soldan soldan. Buradan çevre yolu tarafına falan çıkarız da oradan çıkarız bir yerde. Yani gerçekten ben 1.3'e göre anlayabilecek bir araç yapmışlar diyebilirim. Ki daha aracın hiçbir şekilde 3000 devirini geçmediğim halde gayet çok böyle tatmin edici bir his veriyor size. Araç. Yani 3000 devire 160-140 arası, 140'tan sonra 3000 devire çıkıyor araç. Ondan sonra 200'e soldan geldiği devam. Zaman, işte Kadıköy Üsküdar'da soldan gidiyor. Arabayla mesela uzun yola gittiğiniz zaman tabii ki yoldayken benzine vesaire dikkat etmek gerekirse araba 160'ı bulduğu zaman 160'tan sonra 4000 devire çıkıyor. 4000 devire çıkması tabii çok yakmasına sebep oluyor araba. Benim araç 120'de onu yapıyor. Hani yani bu araçta 6. vitesten sonra işte 6 vitesten ötürü bu şekilde oluyor ve gayet de güzel. Yakıtı da yani biraz bana göre pahalı ama yol bilgisayarı 8 litre diyor. Bence bu çok uygun bir rakam. 8 litre çok değil. Onu net söyleyebilirim ben sadece. Benim kendi Punto'mda bu rakamları yakıyor. Yani benzin pahalı olduğu için tamam birazcık daha çok yakıyormuş gibi tabii geliyor ama 8 litre normal benzinli baritten bahsediyoruz ve şu an ikinci vites 4000 devir 60, 5000 devir 80 ve şu an yokuş yukarı çıkıyoruz bu arada, bunu da net söyleyebilirim size. Maşallah direkt 4'te 100'e geldi ve bahsettiğim yer ciddi, şöyle yolu gösterirsen yokuş yani. Yani şöyle diyeyim ben size, tabii ki bu araçtan gidip 3000 motor bir BMW performansını beklemek yanlış olur. Buna net katılıyorum. Ama bu motor olarak baktığınızda sonuçta 1.3 motor. Bu ona göre bir vergisi var, ona göre yakıtı var. Evet. Bu şekilde baktığımızda bence ben hani bu kadar yokuş yukarı iyi gitmesini beklemiyorum açıkçası bu aracın. Çünkü benim kullandığım i20 70.000 liraydı abi. Hani bunun aynı para. Evet. Ve bundan biraz daha nasıl diyeyim dar bir araçtı. Evet. Biraz daha rahat bir şey gibi gözüküyordu yatarak kullandığın için ama bunun konforu, rahatlığı veya şu direksiyondaki hassasiyet ve yol hissiyet tutuşu mesela, yol tutuşu gayet iyi. Araba hiçbir şekilde savrulmuyor. Yani çok keskin şeylere de girdim ben, makaslara da girdim. Garantisini savrulması gibi bir şey yok. Garantisini verebilirim yani. Kıç atmıyor hiçbir şekilde. Değil mi? Hiçbir şekilde kıç atmıyor araba. Ki normalde önden çekişli arabaların şeydir böyle kıç atmayı, severler kıç atmayı. Böyle. Aynen. Ama bunda yok, olmuyor. Hızı hissettirmiyor. Şu an gayet 120 ile direksiyonda tık yok. Ki 160'a geldiğiniz zaman da direksiyonda ufacık bir titreme ya da bir durum olmuyor. Sadece 180'e gelince o lastikten kaynaklı bir titreme oluyor sadece. 180 az biz değil ama. Az biz yani değil tabii. Bu tarz araçlardan bahsediyorum. 1.3 motorlu evet araçtan bahsediyorsun. 180 ve şu an hani 6. viteste 2000 devirle gidiyorum. Alt devirleri iyi yakılıyor araba. Yine yokuşa vurduk mesela. Şu an 120'de hiçbir gaz kesme veya vites düşürtme eskisi gibi hani hatta Volvo var. 120'ye geldim selektör yapacağım. Artık da yanlış gitmeye niyeti yok yani. Önüm boş dayı yani. Yani bakarsanız çok rahat ivmeleniyor araba. Toyota yine yapmış ya. Diyorum, herkes bir biraz daha kötü olduğunu söylüyordu Sabancı'dan sonra. Tabii ki göreceli bir şey bu. Ama ben gerçekten bu aracı hani beğendim. Alır mı? Normalde 1.3 motor araba almam diyordum. 1.4 Punto var şu an biliyorsunuz. Bu araç alır mı derseniz ben bu aracı alırım abi. Hani bütçem buna yetiyorsa, az yaksın diyorsam veya bu şekilde konfor versin diyorsam ben bu araç. Fiesta abi, Fiesta da aynı para. Serilik olarak 0-100'de belki Fiesta biraz daha bir adım önde olabilir. Turbo dizel olduğu için ama 100'den sonra Fiesta'yı tanımayız. Evet. Onu da söyleyeyim yani. 100'den sonra ne Fiesta kalır ne bir şey kalır. Veya çekiş olarak baktığımızda atmosferik motor var bunlar zaten bildiğiniz gibi. Atmosferik motorun verdiği ivmelenme, bunu hani gaza bastığınızda o tepkiyi alıyorsunuz. Şu an mesela çok güzel bir viraj var. Virajı göster bakalım birazcık şöyle. Thank you.
atmıyor ve kaymıyor. Hani evet. Arabada şey yok böyle. Ben kendimi atayım. Ben şuradan kayayım, döneyim. Benzine girsem. Diye bir şey aynı şekilde yok arabada. Hani o çok hoşuma gitti benim. Çünkü normalde bu hızda cepleyle girmiştim ben buraya. Öyle bisikletli var yani. Oğlum. Yani adam şey önüne gider yaptı bize ya. Gider yaptı harbiden öyle. O zaman hemen karnı açmış şerefsizim. Yemek vermek lazım yani o kadar da yemekten olmaz. Şimdi bu adam zengin lan çaktırmayın.